bambaşka bir video ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanının o otelde kaldığından çalışanların bile haberi yoktu. Sadece üst düzey isimler Cumhurbaşkanının orada olduğunu biliyorlardı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinin en kritik noktalardan bir tanesi bu odaydı. Tuvalete yağan mermiler hala burada kendisini gösteriyor. Seramiklerin üzerinde uzun namlulu silahlarla açılmış ateşin izleri duruyor. Ben Barış Terkoğlu. Bugün B100'ü için bambaşka bir video ile karşınızdayız. 15 Temmuz darbe girişiminin en kritik noktalarından birinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece tatil yaptığı Grand Yazıcı Otel'de çekim yapacağız. O gece darbeciler Cumhurbaşkanı'nı esir almak üzere buraya gelmişlerdi. Ancak geldiklerinde Cumhurbaşkanı yoktu. Biz şimdi bu videoda o darbe girişimi gecesinin izlerini süreceğiz. O mekanlara gireceğiz. O noktaları yeniden görüntüleyeceğiz. Acaba 5,5 yıl sonra o darbe girişiminin ardından oralarda neler var? Darbe girişiminin izleri hala duruyor. Fethullahçı askerlerin ardında bırakmış oldukları, suç işledikleri, şehit ettikleri insanların izleri nasıl korunuyor? Bugün onların peşine düşeceğiz. İlk noktamız burası. Burasının önemi, Cumhurbaşkanı gece yarısını geçtikten sonra darbe girişimini öğrenip Marmaris'ten ayrıldıktan sonra darbeci askerler helikopterlerle ilk buraya indiler. Buraya helikopterlerini indirdikten sonra bir tip dışarı çıktı. Ve arkamda görmüş olduğunuz yoldan Cumhurbaşkanı'nın kalmış olduğu Grand Yazıcı Otel'e doğru yürümeye başladılar. Darbe girişiminin başlangıç noktası burasıydı. İşte bu nedenle buraya 15 Temmuz Meydanı adı verildi. 15 Temmuz destanı yazan bir kırmızı yazı sizi arkada karşılıyor. Ancak biraz daha yürürseniz o gece bu otel çevresinde şehit olmuş iki güvenlik görevlisinin fotoğrafıyla karşılaşıyorsunuz. Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin. Birisi tam olarak kavşakta bulunan bir polis memuruydu. Darbecilerle muhatap olan ilk güvenlik görevlisi oydu. Orada şehit edildi. Ardından biraz sonra göreceğimiz gibi otelin içerisinde izlerini yakalayacağımız gibi Cumhurbaşkanı'nın koruma polislerinden bir tanesi Fethullahçı darbecilerle girdiği çatışmada şehit oldu. Darbe girişiminin burada yaşanmaya başladığını söylemiştim. Aslında o gece bu teller yoktu. Burası birleşik bir alandı. Ve tam olarak bu arazi helikopterin inmek için kendisine uygun bulduğu ilk araziydi. Burayı seçmelerinin nedeni çok belli. Çünkü birazdan göreceksiniz Cumhurbaşkanı'nın kalmış olduğu otelin arazisi helikoptere inmesine müsait değildi. O nedenle burayı seçtiler en yakın nokta olarak. 15 Temmuz darbe gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı'nın kalmış olduğu oteli hedef alan darbecilerin indiği yeri göstermiştim. Oradan indikten sonra yürümeye başladılar. Bir kısmı burada görmüş olduğunuz yoldan, ikinci bir ekip ise şu yoldan geldiler ve Cumhurbaşkanı'nın kalmış olduğu otele doğru gittiler. Helikopterden inip iki grup halinde Cumhurbaşkanı'nın kalmış olduğu otele doğru yürüyen darbeciler burada bir polisle karşılaştılar. Polis memurunu, biraz önce fotoğrafını görmüş olduğunuz polis memurunu işte tam bu noktada şehit ettiler. 5,5 yıl sonra o noktaya geldiğimizde bir taksi durağıyla karşılaştık. Taksi durağı levhası bugün o cinayetten hiçbir iz taşımıyordu tabii ki. Ancak burada bulunanlar o gecenin dehşetini sorduğumuzda hala bize anlatıyorlardı. 15 Temmuz gecesi darbeci ilk grubun inip geldiği yeri anlatmıştım. İkinci grup sahilden geldi ve sahilden tam bu yolu kullanarak arkamda görmüş olduğunuz otele doğru giriş yaptılar. Aslında burası güzel Marmaris'in güzel koylarından bir tanesi. İnsanlar o gün her şeyden habersizce gündüz saatlerinde denize giriyorlardı. Bugün de 5,5 yıl sonra yaşanmış geçmişten habersiz bir şekilde hiç hatırlamadan
tatil yapmaya devam ediyorlar. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinin en kritik noktalardan bir tanesi bu odaydı. Cumhurbaşkanını esir almaya gelen Fethullahçı askerler bu odada olduğunu düşündüler. Aslında bu odada Cumhurbaşkanı'nın koruma polisleri vardı. Cumhurbaşkanı bu oteli terk etmişti ama arkada bir grup polis kalmıştı. İşte onlar o gece burada toplanmışlardı. Ardında gördüğünüz şu an kapalı olan yer ise aslında bir cam ve dışarıyı görüyordu. FETÖ'cü askerler tam olarak o camın ardından geldiler. Önce camın önüne bir sis bombası attılar. Ardından tam bu noktada çatışma çıktı. O çatışma sırasında bir koruma polisi şehit oldu. Şimdi bu odada tam 5,5 yıl sonra o çatışmanın izlerini hala görüyoruz. Çünkü bu odada çatışmanın ardından hiçbir değişiklik yapılmadı. O gecenin izleri aynı şekilde bulunduğu haliyle muhafaza edildi. Şu anda bile aradan 5,5 yıl geçmesine rağmen ortadaki tozlar dışında bu odada 5,5 yıl önceki o dehşet anlarının izlerini görmek mümkün. Burada her yere isabet eden kurşun deliklerini görüyoruz. Cam kırıldığı için camın arkasına bir tür önleyici malzemeyle içinin görünmemesi sağlanmış. Ancak camlar da tamamen tuzla buz olmuşlar. Odadaki kurşun izleri her yerde aynı şekilde duruyor. Daha sonra yapılan kriminal incelemede her bir kurşun izine bir numara verildiği için 16 numaralı kurşun aynanın üzerinde duruyor. Oda aynı şekilde muhafaza edilmiş. Sandalyenin üzerinde bir kurşun deliği hala çapaklarıyla birlikte duruyor. Hatta odanın ışıklarını gösteren kartı bile burada. Oda ilk girişte görünmüyor. Ancak ardımın cam olduğunu söylemiştim. Perdeyi açıp baktığınızda çatışmanın izleri camın üzerinde aynı şekilde görülebiliyor. Çatışmanın yaşanmış olduğu odada o günkü yatak aynı şekilde muhafaza ediliyor. Buradaki korniş çatışma sırasında düşmüş. Buradaki kelepçe ise şehit olan polisin kelepçesi. Bulunduğu yerde duruyor. Şu an 15 Temmuz gecesinin en kritik anlarının yaşandığı odaya giriyoruz. Burası yaklaşık olarak 35-40 metrekarelik bir alan. Banyosu, tuvaleti, dolabı, küçük odası ve en büyük çatışmanın yaşandığı oda da burada. Burada kapı şu anda baktığım yerde olsa da aslında darbe girişimine katılan Fethullahçı askerler etraftaki evleri de birer birer yoklamışlar acaba orada olabilir mi diye. Ancak korumaların burada olması belli ki onları buraya doğru yönlendirmiş. Ve etrafta da dehşet anları diğer turistler tarafından da birebir gözlenerek yaşanmış. Kurşunun isabet ettiği yerlerden bir tanesi de koridordaki bu kapı. Kapının tutma bölümünde belli ki ateş açılmış ve bir kurşun da tam olarak buraya isabet etmiş. 15 Temmuz darbe gecesi, Cumhurbaşkanı'nın kalmış olduğu oteldeyiz. Burası çatışmanın yaşandığı ikinci kritik oda. Daha önce Cumhurbaşkanı'nın bir korumasını şehit eden darbeciler ardından buraya doğru geldiler. Burası Cumhurbaşkanı'nın toplantılarını yapmış olduğu ikinci bir odaydı. Bu yoldan geçtiler, yürüdüler ve o sırada kapı kapalıydı, kapıya ateş ettiler. Kapının kilidinin üstünde hala kapının açılmasına neden olan kurşun izleri duruyor. Daha sonra toplantı odasına Cumhurbaşkanı'nı bulma umuduyla girdiler. Hala bu oda olduğu gibi muhafaza ediliyor ve o sırada yaşanan dağınıklık da masanın üstünde görülebiliyor. Ancak burada aradıklarını bulamadılar. Cumhurbaşkanı toplantılarını bu sandalyeye oturarak yapıyordu. Konuklarını ise bu masanın etrafında ağırlıyordu. Ancak geldiklerinde bu sandalyede, bu masada boştu. Sonra bu kapının arkasında olduğunu düşünerek bu odaya girdiler.
Bu odaya girdikten sonra yine içeride Cumhurbaşkanı'nı göremediler. Ancak tuvalete saklanmış olabileceğini düşündüler. Tuvalette birilerinin olduğunu düşünerek tuvalete doğru ateş açtılar. Tuvalete yağan mermiler hala burada kendisini gösteriyor. Seramiklerin üzerinde uzun namlulu silahlarla açılmış ateşin izleri duruyor. Bu sırada da düşmüş olan ayna üstünde kurşun iziyle birlikte aynı şekilde muhafaza ediliyor. Cumhurbaşkanı toplantılarını bu binada yapıyordu. Ve zaman zaman toplantılara ara verildiğinde bu odayı dinlenmek için kullanıyordu. Bu odadaki yatağın arkasında seccadesi ve tesbihi halen duruyor. 15 Temmuz gecesinden bu yana olduğu haliyle muhafaza ediliyor. Toplantının yapıldığı konut birkaç odadan oluşuyor. Cumhurbaşkanı şu an girmiş olduğum odada misafirlerini ağırlıyordu. Darbecilerin bu odaya ateş açarak girdikleri anlaşılıyor. Hemen karşıda bir kurşun izi çok derin bir şekilde kendisini hissettiriyor. Odanın yaklaşık 5,5 yıldır aynı şekilde muhafaza edildiğinin kanıtlarından bir tanesi de camın kenarındaki örümcek ağları. Bu arada kapıya doğru yürüdüğümüzde kapının üzerinde hala odaya girerken bırakılmış kurşun izlerini görmek mümkün. Misafirlerin ağırlandığı sehpanın üzerinde 5,5 yılın birikmiş tozu var. Çöp kutusunda ise o günlerde içilmiş su şişeleri halen kaldırılmamış. Fethullahçı darbeciler buraya girdiler. Ancak burada bir iz bırakmadıkları anlaşılıyor. Burası misafirlerin namaz kıldıkları ve tuvaleti kullandıkları alan. Buraya girdiler, baktılar ve kimsenin olmadığını anladıktan sonra bu odadaki işleri bitti. Evet, burayı Cumhurbaşkanı'nın hedef olduğu darbe girişiminin kritik noktası olması nedeniyle konuştuk. Ancak o darbe girişiminden tam 5 yıl sonra burayı başka bir nedenle de konuştuk. Türkiye'nin ciğerlerini yakan, günlerce süren orman yangınları tam da bu bölgede en sıcak etkisini gösterdi. Cumhurbaşkanı'nın o gece daha erken bir saatte çıkarak darbecilerin eline düşmekten kurtulduğu yer, yangınların yaşandığı merkezlerden bir tanesiydi. Otelin içerisinde o günkü darbe gecesinin izlerini çektik, görüntüledik, dinledik, anlattık. Ama otelden çıkıp etrafa baktığımızda darbe girişiminden 5 yıl sonra etraftaki yangın izlerinin de aslında burada başka bir zaman diliminde, başka bir yaz, başka bir gün yaşatmış olduğu dehşetin de görme şansımız oldu. İşte o izler. Cumhurbaşkanı'nın 15 Temmuz darbe gecesi kalmış olduğu otel arkamda, Grand Yazıcı Otel. Grand Yazıcı Otel'i aradık ve onlardan o darbe gecesinin izlerini görebilmek için B100 olarak izin istedik. Onlara teşekkür ediyoruz. Verdikleri izin sayesinde buraları görüntüleme şansımız oldu. Cumhurbaşkanı o gece aslında farklı bir yerde kalıyordu. Daha doğrusu otelin içinde farklı bir evde kalıyordu. O ev otelin sahibi olan Serkan Yazıcı'nın kalmış olduğu evdi. Kendi özel evini Cumhurbaşkanı'nın konaklaması için açmıştı. Darbeciler biraz önce izlediğiniz gibi iki ayrı yere girdiler. Hatta bir polis memuru şehit ettiler. Oraları kurşun yağmuruna tuttular. Ancak Cumhurbaşkanı'nın kalmış olduğu o evi bulamadılar. Zaten bulsalardı da Cumhurbaşkanı kısa süre önce o evi terk edip gitmişti. Darbeciler burada belli bir süre Cumhurbaşkanı'nı aradılar. Neden bulamadılar? Aslında uzaktan bakıldığında bu soru çok anlamsız görünüyor olabilir. Aslında buraya gelene kadar
Bu sorunun yanıtını vermek o kadar da kolay değildi. Oteli gezdik. Görüntüleyebildiğimiz yerler vardı, görüntüleyemediğimiz yerler vardı. Çünkü şu an hali hazırda burası bir turizm bölgesi ve birçok insan tatil yapıyorlar. Ancak şunu gördük ki burası o günlerde 3 ayrı otel binasının yan yana olduğu, hepsinde yaklaşık 500'er odanın bulunduğu, 1500 odalık, 1500 farklı ailenin kaldığı dev bir alan. Ve Cumhurbaşkanı bunlardan sadece bir tanesinde kalıyordu. Burası 80 dönümlük bir arazi üzerindeydi. Cumhurbaşkanını esir almaya gelen askerler bu nedenle Cumhurbaşkanı'nın burada kaldığını bilseler de tam olarak nerede olduğunu bulamıyorlardı. Korumalarını buldular. Ancak korumalarını bulduklarında Cumhurbaşkanı da onun yakında bulunan çok sayıda polis de burayı terk etmişti. Geç kalmışlardı. O gece burada büyük bir çatışma yaşandı. Çünkü yalnız içerideki korumalar değil, Marmaris Emniyet Müdürlüğü de şu anda arkamda görmüş olduğunuz otelin önüne kadar geldi. Ve burada içerideki darbecilerle çatışmaya girdiler. Darbecileri alıp götürmek isteyen helikopterler bu nedenle uzun süre darbecileri alamadılar. Ve etraftaki insanlarla konuştuğumuzda o gecenin ne kadar dehşetli bir gece olduğunu anlattılar. Çünkü bir yanda polis, bir yanda FETÖ'cü darbeci askerler birbirlerine kurşun yağdırıyorlardı. Neredeyse burnunu çıkaran kişi kurşunların hedefi olabilirdi. Ve o gece burada bütün kapıların ardında herkes sessizce çatışmanın bitmesini bekledi. Sabah çatışma bittiğinde geride iki ayrı şehit, Cumhurbaşkanı terk etmiş olduğu ve böylelikle darbecilerden kurtulmuş olduğu bir otel kalmıştı. Otelin izlerini gördünüz. Beyyüzü 5,5 yıl sonra belki de herkesin unuttuğu bir hafızayı tazelemek için o otelin içerisinde size olmuş olanları izleriyle yeniden hatırlattı. Beyyüzünü izlemeye devam edin.